Aşağıdaki tabloda fx ve gx fonksiyonlarının eksi 2 ve 4 değerlerindeki fonksiyon değeri ve türevlerini bulabilirsiniz. Bu satırda x eşittir eksi 2, bu satırda da x eşittir 4'te f'in, g'nin ve türevlerinin aldıkları değerleri bulacağız. fx eşittir fgx olarak yani bir bileşke fonksiyonu olarak tanımlanan büyük f fonksiyonu için büyük f4'ün türevinin ne olduğunu bulmamızı istiyorlar. Bunun bileşke fonksiyonu olduğunu gördüğünüzde aklınıza hemen zincir kuralı gelsin. Gelin önce bir zincir kuralını hatırlayalım. Büyük fx'in türevi, dıştaki fonksiyonun içtekine göre türevi, yani küçük f g x'in türevi, çarpı içteki fonksiyonun x'e göre türevi. Yani g x'in türevine eşit olacak. Buna göre büyük f 4'ün türevi ise, x gördüğümüz yerlere 4 yazarsak, küçük f, g4'ün türevi, çarpı g4'ün türevi oluyor. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Fonksiyonların tanımlarını bilmiyoruz ama bazı noktalarda fonksiyonların ve türevlerinin ne olduklarını biliyoruz, öyle değil mi? Buradaki tabloda hepsi var. Mesela g4 neye eşitmiş? x4'e eşitken g'nin eksi 2 olduğunu vermişler bu sütunu ve bu satırı kesiştirdiğimizde x dörtgen g'nin eksi 2 eşit olduğunu görebiliriz. Burası eksi 2 olacak ve ifadenin birinci kısmı f eksi 2'nin türevine dönüşecek. f eksi 2'nin türevi ise x eksi 2 eşitken f x'in türevi 1. Hemen yazalım. f eksi 2'nin türevi 1'e eşit. Geriye g4'ün türevi kaldı. x dörtgen g x'in türevi Şöyle ekranı az aşağı kaydıralım. x dörtgen gx'in türevi 8. Ve işte bu kadar. Büyük f4'ün türevi 1 çarpı 8'e yani 8'e eşitmiş. Çok güzel.